Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru programı. Borsa İstanbul'da özellikle sert satışlar devreye girdi. Bir ara %3 negatif performans oldu. Tabii bu noktada teknik bakış yayınlarımızda ve sabah videomuzdan da itibaren vurguladığımız Borsa İstanbul'da dolar bazlı 200 günlük ortalama. Bunun aşağısında kalıcılık, ciddi bir trend algısı bozulması. Bu ilk etapta bir denendi. Düşükte 7.297 seviyesi görüldü. Hani bugünkü teknik bakış yayınımızda da Türk lirası bazlı 100 günlük ortalamaya dikkat edelim demişti. Hani bu sefer de TL bazlı 100 günlük ortalamadan bir tepki aldı. Ama kısa dönemli olarak trendde bir zayıflık var mı? Net olarak var. Önce 8.000'in aşağısına kaldık. Sonra 7.850'nin aşağısına kaldık. Sonra da 7.600-7.650'nin aşağısında kaldık. Şu anda da 7.385-7.400'de ölü kedi tekrar sıçramaya çalışıyor. Ama kaynak girişi olmadığından veyahut da kurumsal yatırımcıların risk tercihleri Endeks 30'un ilk 10 kağıdında olmadığından dolayı yukarı yönlü momentum sınırlanıyor. Evet, aşağıda bir destek görüyoruz. İlave satış gelip bir panik noktasına geçmiyor. Ama işte bu noktada da bir zayıflık maalesef bulunuyor. Coca-Cola bugün de teknik bakış yayınında konuştuk. %7'ye yakın pozitif ayrışıyor. Oldukça pozitif finansal sonuçlar açıklandı. Cola zaten 3. çeyrek bilançolarında bankacılık, aracı kurum ve daha sonrasında gıda ve alkollü içecekler sektöründe olası potansiyellerden bahsetmiştik. Hani dolayısıyla Coca-Cola bu tarafta da ön plana finansallarıyla beraber çıkıyor. Yarına geçmeden önce bu akşam Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Saat 21'de pas geçmesini bekliyoruz. 21.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması, 30 ila 45 dakika arasında konuşabilir. Ne çok şahin ne çok güvercin ama faiz indirimine kapıyı kapatma potansiyeli de olabilir. Yarın da Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Başkanın yapacağı sözlü yönlendirme, soru cevap kısmı oldukça önemli olacak. Cuma günü de enflasyon verisine ulaşıyor olacağız. Videoyu sonlandırırken endeks kayıplarının çoğunu sildi. -0.60'lık negatif bir performans var. 7.470 seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Şu anda tabii ki de endeksin yukarı yönlü hareketinde Turkcell ön plana çıkıyor. Turkcell, Tüpraş, Coca-Cola ve Bimaş daha aşağı yönlü hareketi engelliyor. Kritik dip 7.385-7.400. Bunun üzerinde miyiz? Değil miyiz? Bunları takip ediyoruz. Yarın da bütün bunların detaylarını gün boyu YouTube kanalımızda konuşuyor olacağız. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.